Korkutucu bilgi. Hadi bakalım. Neymiş? Merhaba, ben Ruhi Çenet. Ürettiği markasına kendi soy ismini verdiği ünlü Winchester tüfeklerinin sahibi William Winchester, 1881'de öldüğünde karısı bir medyuma gitmiş. Ve medyum ona bu tüfeklerle öldürülen yerlilerin ruhlarının kendisine musallat olacağını ve ruhlardan kurtulmasının tek yolunun ise devamlı bir ev inşa etmesi olduğunu Barış Özcan'ın videosunu daha sonra izleyelim ya. Paylanço videosunu. Söylemiştir. Ruh hastasına dönüşen kadın Winchester malikanesini inşa eder ve ölene kadar, yani 38 yıl boyunca bu malikanede tadilatlar ve inşaatlar ruhlardan koruma maksadıyla asla sonlandırılmaz. Malikanede 160 oda, karmaşık dizayn ve dolambaçlı yapısıyla kilometrelerce uzanan koridorlar, gizli geçitler, boş duvarlara açılan kapılar ve tavana çıkan labirent gibi merdivenler vardır. Bütün o dönüşler, çıkmaz sonlar ölü ruhların aklını karıştırmak için yapılmıştır. Sarah bu evde ölmüştür ve efsaneye göre lanetli olan bu eve rehber nezaretine girilebilse de izini bulamayıp kaybolan veya geceyi korkuyla yerde yatarak geçirmek zorunda kalan çok insan olmuştur. Şu an saat gece 3. Yarım saat kadar önce korkunç bir kabus gördüm ve kabusta işte bu malikanedeydim ve yerlilerin ruhlarıyla sıkışık haldeydim. Adımlar attığım bu esrarengiz köşkün koridorlarından, merdivenlerinden dönüp dolaşıp çıkamadığımı ve adeta bir kapana sıkıştığımı gördüm. Bunun üzerine size kabuslar hakkında 10 gerçeği anlatmaya karar verdim. Vay anasını. Ben de size bir kabusumu anlatmak istiyorum. Bugüne kadar en çok gerçekten etkisinde kaldığım, çok uzun süre etkisinde kaldığım bir rüyamı anlatmak istiyorum dostlar. Bundan yaklaşık bir minimum 15 sene önce falan bir rüya gördüm. Belki daha fazla bile olmuş olabilir çünkü ya ortalama 8-9 yaşında falandım, işte 15 seneden bile daha fazla olmuş. Neyse köydeydik o zaman. Rahmetli babaannemle falan vesaire oturuyorduk. Adamlar falan vardı, böyle damda oturuyorduk. Bunlar başladılar birbirlerine korku hikayeleri anlatmaya. Yani küçücük çocuklar olmasına rağmen böyle korku hikayeleri anlatıyorlardı ama böyle abartmayarak, hani tabii ki böyle çok da aşırı bokunu çıkarmıyorlardı. Böyle sohbet muhabbet ediyorduk, yani uzun lafın kısası damda oturuyorduk, köyün damında. Ben o gün dostlar artık hani o anlatılan hikayelerin nasıl etkisinde kaldıysam uyudum. Rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Rüyamda yine damda oturuyorduk. Damda otururken babaannem konuşurken damdan yere düşüyordu. Üzerinde bembeyaz böyle hani kefen gibi bir şey vardı. Damdan düşüyordu. Her tarafı kan içinde kalıyordu. Böyle her tarafı ama kan içinde kalıyordu. Ondan sonra ben böyle aşağı doğru bakıyordum, işte babaannem hani öldü mü diye, çünkü damdan düştüğünü görüyorum. Ondan sonra böyle kafasını yukarıya kaldırıyordu. Her tarafı kan içinde bana bakarak gülüyordu. Öyle bir korkmuştum. Öyle bir korkmuştum ki bak şu an bile anlatırken bile ki gerçekten böyle içim bir ürperiyor. Korktuğum nadir rüyalardan bir tanesi ya. Bayağı bir etkisinde kalmıştım. Çok uzun süre. Kabusların fobik bir yaşam tarzından ziyade üzüntülü bir hayat, suçluluk, bilinç bulanıklığı ya da şaşkınlık gibi duyguların yoğun yaşanması nedeniyle görüldüğü düşünülür. Tüm bu duygular biz fark etmesek de aslında hep bilinç dışında beynimizde bir yerde. Kabus esnasında beynimizin dip köşelerine saklanmış bu canavarlar zincirlerinden salınıyorlar ve yüzleşiyor. Babaannemle bir daha görüşmezdim o rüyadan sonra. Kanka sana şöyle söyleyeyim, bir de yaşım çok küçük olduğundan dolayı babaannemi her gördüğümde ya da babaannemle konuşurken her babaannem güldüğünde aklıma o rüya geliyordu. Çok uzun bir süre hem de. Çok korkutucuydu. Kabus görmemizin nedeni bir teoriye göre şu. Beynimiz içgüdüsel olarak simüle ettiği rüya ortamında bizim canavarlara, depremlere veya diğer yıkıcı duygulara karşı tepki. Ne o, gerçek var mı peki anı yaşadığın? Kanka her gün yaşıyorum ben zaten paranormal olay ya. Hemen hemen. Yani gece uyurken tuvalete kalktığımda, aynaya baktığımda bence çok ciddi bir paranormal olay olduğunu düşünüyorum o anın. Gece uykulu uykulu aynaya bakınca tipime öyle bir sıkıntı oluyor. Kibermemizi pratikleştirir ve normal hayatta karşılaşacağımız problemlere ve tehdit unsurlarına karşı bizi psikolojik olarak defansa hazırlamış olur. Çoğu rüya uykunun %25'ini kapsayan ve uykunun en derin anı olan REM safhasında görülür. Evet. Ancak bu safhada bazı insanlar dostlar REM safhasına dalamadıklarından dolayı, normal uyuduklarından dolayı rüya göremiyorlar, biliyor musunuz? Hiç rüya görmeyen insanlar var hayatları boyunca. Çünkü REM'e geçiş yapamıyorlar. İlginçtir ki rüyanın etkisine kapılıp hareket etmemiz engellenir ve vücudumuz kısa süreli felç geçirir. Fakat evet, gözlerimiz göz kapaklarının aslında uyurken teknik olarak vücudumuz felçli altında fıldır fıldır dönüyordur. Bunun çok korkunç yan etkisi, eğer uykunun bu safhasında, yani ortalama bir insan için gece 3 gibi aniden uyanırsanız uyku felci geçirme ihtimaliniz çok yüksektir. Uyanıksınız ama vücudunuzu kesinlikle oynatamıyorsunuz. Dilinizi bile. Eğer gecenin köründe uyandığınızda yanı başınızda veya nefes almanızı engellercesine bastırarak vücudunuzun üstünde bir yaratık görseydiniz ne kadar korkardınız? En çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Geçen korku yayınında anlatmıştım ya. Ben uyurken biri bana tip tip baksa çok sıkıntı çıkar diye ve birden gözlerimi açarsam. Dine ve cinlere inanmayanların paranormal olaylardan etkilenmesi bir çelişki midir sence? Tabii ki değildir. Neden bir çelişki olsun ki? Ha, sonuçta yani korku filmlerinin büyük bir çoğunluğunun gerçek olmadığını biliyoruz. Ama gerçek olmadığını bildiğimiz halde korkuyoruz. Yani bu tamamen psikolojik bir şey. Adı üzerinde korku filmi, korku hikayesi, ne bileyim. İşte bir de küçüklüğümüzden beri nasıl büyütüldüğümüzle de alakalı. Atıyorum işte küçüklüğünden beri zombi hikayeleriyle büyüyen bir insana gidip cin hikayesi anlatın. Muhtemelen size kıçıyla gülecektir. Ama ona bir zombi hikayesi anlatırsanız çok korkacaktır. Aynı şekilde biz de şu anda herhangi bir korku filmi izlesek mesela bu yayından sonra böyle zombili mombili hiç korkmayız. Çünkü zombilere inanmıyoruz, onlarla büyümedik, onlara maruz kalmadık. Her ne kadar cinlere minlere işte vesaire inanmasa da bir insan gayet cinli filmlerden korkabilir bilinç altından dolayı. Küçüklüğünden beri maruz kaldığı durumlardan dolayı. Üstüne üstlük hareket etmeye çalıştığınızda hiçbir kasınızı kıpırdatamadığınız, sadece gözlerinizi oynatabildiğiniz bu durumda. Uyku felci geçiren çoğu insan göğüslerini ezen ve kendilerini boğmaya çalışan cüce yaratıklar veya korkunç kadınlar gördüklerini söylemiştir. Tabii bu esnada 30 korkunç saniye boyunca asla vücutlarını kıpırdatamamışlardır. Gece terörü uyuyan kişinin birden gözleri fal taşı gibi açık bir şekilde yatağından fırlamasına ve kabusun hala tuzağındayken çığlıklar atmasına sebep olur. Evet. Bazense kişi hala rüyadaymış gibi hareket eder. Etrafını tekmeler, yumruklar veya kovalanıyormuşçasına kaçmaya çalışır. Bu durumu yaşayan insanların ya kendileri sakatlanırlar ya da çevresindekiler zarar görür. Rüyalar bilinenin aksine 13 saniye değil, çok daha uzun sürdüğü için bu zararlar telafi edilemez olur. Evet, buna ben de inanmıyorum ya. Yok işte 7 saniye, yok 13 saniye. Biz küçükken 7 saniye diyorlardı bütün rüyalar. Sonra 13'e çıktı birdenbire. Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Hiçbir zaman yani kendimi bildim bileli hani bir şeylerin farkına vardığımdan beri buna inanmıyorum. Öyle bir şey yok bu arada ya. Ulan ben öyle rüyalar görüyorum ki bildiğin 10-15 dakika falan sürüyor. Anlatırken bile 10-15 dakika sürüyor. Bunu nasıl 7 saniyede yaşamış olabilirim? 1943'te John Kaygr isminde bir kadın gece teröründe gölgelerden oluşan yaratıklardan kendini korumaya çalışmış ve uyur gezer haliyle babasını ve 6 yaşındaki erkek kardeşini öldürmüştür. Rüyasında saldırıya uğradığını gören William Pollard ise uyandığında kendisini öz kızına bir el feneriyle vurduğu darbeler sonucu öldürmüş vaziyette bulmuştur. Uykuya dalma sürecinde şuur ve uyku arasında bazı hipnagogik halüsinasyonlar görebiliriz. Bunlar uyuduğumuz odada tuhaf sesler duymamıza, odada fizik ötesi yaratıkların geçtiğine veya tanımadığımız insanların dikildiğini hissetmemize veya görmemize neden olur. Bu durumu yaşayan çoğu insan duvar üstünde örümceklerin veya böceklerin geçtiğini gördüklerini belirtmiştir. Tüm bu muhtemelen örümcek fobisi var işte. Bunlar hayali olsa da insanlar üzerinde korkunç etkileri olmaktadır. Bu belki de ellerinde bir fotoğraf veya video gibi bir kanıt olmadığı halde... Düşünsene aileni kendin öldürüyorsun. Şeyi düşün peki kanka. Yıllarca bir kardeşin olduğunu düşünüyorsun. Aynı evde, aynı odada kaldığın bir kız kardeşin veya erkek kardeşin olduğunu düşünüyorsun. Meğerse o yıllar önce öldürülmüş. Binlerce insanın neden uzaylı gördüğünü iddia etmesinin sebebi olabilir. Isaac Newton, Nikola Tesla, Beethoven ve daha birçok düşünür hipnagogik duyuların yaratıcılıklarını arttırdığını söylemiş. Elis Hoye rüyasında mızraklı yaylanlar tarafından kovalandığını görmüş ve bu mızraklar onun dünyanın ilk dikiş makinesini icat etmesinde ilham olmuştu. İngiltere'nin genç kadın katili Sharon Carr ise cinayetleriyle alakalı sorulunca "Her gece şeytanı rüyalarımda görüyorum. Bazense aynanın karşısında. Ama fark ettim ki o benmişim." demiştir. Rüyasında bu uyur gezerlik yapan insanların böyle olmalarının sebebi bir uyur gezerlik de çok fena zihin hastalığının erken bir evresinde oldukları için olabilir. Korkunç kabuslar nedeniyle uyur gezerlik yaşayan 26 insan üzerinde yapılmış bir araştırmada 13'ünün cinnet, diğer 13'ünün ise bir sinir hastalığı olan Parkinson hastalığı geçirdiği görülmüştür. Rüyanızda öldüğünüzü gördüğünüzü hayal edin. Daha sonra uyandığınızda yaşadığınız tüm olayların tıpkı rüyanızdaki olaylar gibi başladığını düşünün. Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln rüyasında Beyaz Saray'da bir odaya girdiğini, odada güvenlik görevlilerinin bir cesedi koruduğunu ve ona cesedin suikastla öldürülen ABD Başkanı olduğu söylendiğini görmüştür. Bu rüya onun gerçekten vurularak görmesinden sadece birkaç gün önceydi. 11 Eylül saldırısının hayatta kalan bazı kurbanları kabuslarında terörist saldırısını önceden gördüklerini söylemekte. 19 adet Titanic 14 Eylül acaba terörist saldırısı ise geminin batacağını defalarca kez rüyasının hayatını gerçekten vurularak görmesinden sadece birkaç gün önceydi. 11 Eylül saldırısı pardon 14 ne ya? Hayatta kalan bazı kurbanları kabuslarında terörist saldırısını önceden gördüklerini söylemekte. 19 adet Titanic yolcusu ise geminin batacağını defalarca kez rüyalarında gördüğünü anlatmıştı. Bir saniye dostlar. Geldim chat. Ama tüm bunlar bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Merhabalar. Japon bilim insanları elektrotlarla bağlanmış bir beyindeki aktiviteleri okuyup frekansları ölçen ve daha sonra elde ettiği verileri dijital ortamdaki imajlarla eşleştirip rüyaları okuyabilen ve kaydedebilen bir bilgisayar geliştirmekte. Bu yazılım uyku esnasında beyin aktiviteleri okunmuş gönüllülerin rüyalarını %60 doğruluk payı ile tahmin etmeyi başarmıştı. Solda deneklerin anlattıklarına göre görmüş oldukları video klipleri, sağda ise beyin dalgalarını tarayan yazılımın rüyalarında ne gördüklerine dair tahminleri yer almakta. Bu bilgisayar daha da geliştirilebilirse belki ileride bir insanın düşüncelerini okuma teknolojisinin kapısını aralayabilir. Tabii. Kabus tabirleri. Ağaçların köklerinden çıktığı korkunç fırtınaları, kaçmaya çalıştığınız depremleri veya dünyanın sonunun geldiği büyük felaketleri rüyada görmek, günlük hayattaki kontrol ve otorite eksikliğine işaretken, düğün veya cenaze gibi büyük bir olayı kaçırmak ya da treni veya uçağı kaçırmak ise bir amacınızı başarmanız konusunda yeterli olmadığınızı düşünmeniz ve çok büyük bir kaygı taşımanızdan ötürüdür. Kabusunuzda dişlerinizin döküldüğünü veya kendinizi çıplak görmeniz, diğer insanların dış görünüşünüzü nasıl yargıladıklarını kafanıza çok takmanızdan veya topluluk içinde konuşmak gibi sosyal faaliyetlerdeki özgüven eksikliğinizden kaynaklanır. Kovalanmak, problemleriyle yüzleşmekten korkan veya bazı anıları unutmaya çalışan kişilerin gördüğü bir rüyadır. Kaybolmak ise zor kararlar almak durumunda olan ve ne yapacağını bilemeyen insanların sıklıkla gördüğü eskiden rüya tabirlerini falan okumayı çok severdim ya. Bir rüyadır. En sık görülen yüksekten düşmek veya suda boğulmak ise geleceğe dair... Evet, yüksekten düşmek. Ben de çok vardı bir dönem. Umutsuzluk yaşayan insanlarca görülür. Türkiye'de yaşayan bütün insanlar o zaman yüksekten düşmeli rüyalar görüyorlar. Rüyalarımızda beynimiz yeni insanlar yaratmaz. Bize daha önce hiç görmemişiz gibi gelse de rüyada karşılaştığımız tüm insanlar hayatımızda en az bir kere gördüğümüz ve bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz insan. Nasıl yani? Ben rüyamda eskiden şey görüyordum, böyle kafası kocaman, vücudu küçücük insanlar görüyordum. Ama gerçek hayatta onları görmediğime eminim. Yani beyin, metroda göz ucuyla baktığınız ürkütücü birine rüyanızda sizi kovalayan seri katil rolünü verebilir. Doğuştan görme kusurlu insanlar rüyalarında bizler gibi görsel simülasyonları deneyimlemezler. Onların rüyaları gerçek hayatlarındaki algıları gibi işitsel ve koku duyusunu temel almış şekildedir. İnsanların çoğu normal bir gecede en az 4, en çok 7 rüya görür. Ortalama bir insan gecenin 2-3 saatini rüya görmekle geçirmektedir. Oha! Ayrıca eğer horluyorsanız o an rüya görmüyorsunuz demektir. Uyandıktan 10 dakika sonra ise gördüğünüz rüyaların %95'ini unutursunuz. Rüyadayken rüyada olduğunu bilme haline lucid rüya. Evet, ben sürekli böyle rüyalar görüyorum bu arada. Rüya, yani berrak rüya denilir. Ve eğer berrak rüya görüyorsanız rüyanızı kontrol edebilir, istediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Uçmak gibi ya da dünyanın en zengin insanı olmak gibi ya da Einstein ile bir çay sohbeti yapmak gibi. Çok fazla bilgisayar oyunu oynayan kişilerin rüyalarını kontrol edebilme ihtimalleri çok yüksektir. Çünkü bir araştırmaya göre oyuncuların sanal gerçeklik içinde fazla zaman harcaması hayal güçlerini aktif tutmakta ve beyinlerini rüyalarına karşı eğitmektedir. Daha az sayıda babamın hiç rüya görmediğini fark ettim. Agresif kabuslar görseler de gerçek bir kabusla karşılaştıklarında ise bu kabus normal bir insanınkine kıyasla çok daha aşırı şiddet ve korku içerir. 100.000 farklı insanın rüyalarını... Alo? Chat bir saniye, buradayım. Analiz eden bir çalışma. Chat duyuyorsunuz mu? Ha. Ne uyuyor Ruhi Çenet. Şu videoyu bitirelim dostlar. Azıcık işlerim var. Yayını kapatmam gerekiyor. Erkeklerin daha çok araba, silah ve şiddet üzerine rüya gördüklerini, kadınların rüyalarının ise ev ve iş yeri gibi alışık olduğu yerlerde geçtiğini göstermektedir. Evet. Korkunç sahte uyanış. Sahte uyanış rüya esnasında uyandığınızı düşünmeniz ama hala rüyanın içinde olmanız durumudur. Yataktan kalkarsınız, dişlerinizi fırçalarsınız, işinize koyulursunuz ve sonra şaşırtıcı bir şekilde hala uykuda olduğunuzu fark edersiniz. Bunu bazen rüyaya devam ederken, bazense uyandıktan sonra anlarsınız. Belki de yüzlerce kez kendini tekrarlayabilir. Gerçekten uyanık mısınız yoksa hala rüyada mısınız? Bunu anlayınca... Bunu da çok yaşadım ya. ...kadar tekrar uyandığınızı hissettiğiniz rahatsız edici bir mental hapistir. Peki şu anda rüyada olmadığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Olamayız. Belki de hala uyuyorsunuz. Dur kendimi cimcikleyeyim. Sabah uyandınız. Günün bir kısmını geçirdiğinizi sandınız. ve bu videoyu bir şekilde bilinçaltınızdan uydurup izliyor olduğunuzu zannettiniz. Evet. İşte bu rüyadan gerçekten uyanınca kurtulacaksınız. Uyandığınızda bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Canlar.